Yoldaş Yavuz Mehmet ol. Karakola geleceksin. Demek ezanı okuduğunu inkar ediyorsun. Bizi boşuna din, ahlak, Allah masallarıyla uyutmaya çalışma. Yoksa baban gibi sen de esir kampında çürürsün. Niye aile bir okuyorsun? İşlediğin bu suçtan pişmanlık duyduğunu, tek inanç kaynağının partiyle rejim olduğunu kasabalılara söyleyeceksin. Amacın halkı isyana teşvik etmek, emperyalistlerin uşaklığını mı yapmaktı? Nerede toplanıyorsunuz? Kaç kişisiniz? İşbirlikçi uşak! Anlaşıldı. Ezanı sen okudun. İnanma, aklın dışında düşünmek delilik belirtisidir. Evet, sen bir delisin. Kulaklarımı bozuyor. Savaşın olsun. Bütün bunları delilik belirtisi, tedavi yapacaksın. Delisin, deli! Delisin, deli! Delisin! Delisin, deli! Aklın dışında düşünmek delilik belirtisidir. Evet, evet. Sen bir delisin. Bütün bunları delilik belirtisi, tedavi yapacaksın! Deli! Deli seni, deli! Hoş geldiniz efendim. Allahsızlığı Yayma Kürsüsü Başkanı. İstihbarat Örgütü'nden Albay Nuriye. Alpgiray Nuriye. Nerede kalmıştım? Ülkemizdeki demokraside! Ha evet! Biz de en demokratik memleketiz. Diğer ülkelerde ise işsizlikler, fiyat artışları, krizler vardır. Oralar bir cehennem, buralarsa cennettir. O halde geçen hafta... işçiler ekmek bulamadıkları için... neden fabrikaları işgal ettiler? Şey evet... bazen ufak tefek sıkıntılarımız oluyor. Ama bunlar hep kapitalist devletlerin yüzünden. Hem yanlış düşünüyorsunuz. Onlar işçi değil, işbirlikçi. Ama ileride dünyada mülkiyet sahibi bir tek insan kalmadığı zaman kuşlar kadar hür, kelebekler kadar mutlu olacaksınız. Ne zaman gelecek bu vakit? En son 8 yıl önce annem bana ileride demişti. Ona da büyük annem demiş. Ülkemiz mutludur Petriç, değil mi çocuklar? Evet. Bak konuşacağım! Hep aynı şey! İnanmıyorum size, inanmıyorum! Eğitmenim! Devlet gazeteleri fabrika işgal olayını yazmamıştır. O halde bu bir uydurmacadır. Onu derhal odama yollayın. Eşyalarını topla! Okuldan kovuldun! Affedersiniz efendim, bazen böyle sapık fikirliler çıkıyor. Artık Dimitrik'le yatmayacaksın. Yoksa... Ama eğitmenim! Yeter! Öteki arkadaşlarınla olsa da fark etmez. Üstelik ileride mutlu bir dünya kurabilmemiz için... parti böyle istiyor. Biz onlardan daha mı iyi bileceğiz? Buyurun. Sen çıkabilirsin Organa. Okulunuzdaki öğrencilerin artış hızında azalma var. Albayım, bunda bizim hiç suçumuz yok. 100 lira normal evlilikten çocuğu olanlara veriyoruz. Evlilik dışı çocuğu olanlara ise 600 lira veriyoruz. Fakat bir türlü yıkamadık şu kağ dışı evlilik müessesesini. Efendim, ileride partimizin bel kemiğini teşkil edecek olan bu evlilik dışı gençleri yetiştirmedeki başarımızı raporunuzda belirtirsiniz umarım. Buraya niye geldiğimi biliyor musunuz? Bu okuldaki çocuklar, anne ve babalarıyla izin saatleri dışında rüşvet karşılığı görüştürülüyormuş. Tekrar karşılaşacağız müdüre.
benim balıkçı köşküne davetlisiniz. Ah, yoldaş general. Sizin meseleyi hallettim. Askeri saha içinde askerleri çalıştırarak yaptırmış olduğunuz balıkçı köşkü hakkında açılan soruşturma dosyasını yok ettik. Memuru da iftira atmak suçundan. Sağ ol dostum, sağ ol. İşçi sınıfı hizmetkarına daima iyi hizmet etmeli. Üstelik o kadar da çok yardım yapıyoruz ki onlara... ...bize bir köşk yapmasınlar mı yani? Neyse, gelelim yaz tatiline. Maalesef generalim. Ben bir süre burada bulunamayacağım. Ben yalnız giderim. Girin. Efendim, akıl hastanesinden istediğiniz Mehmetoğlu getirildi. Beklesin. Ağamıza yeni biri düştü. Anlarsınız. Şantaj yoluyla teşkilata bir adam daha kazandıracağız. Bir gün karşılığını öderim yoldaş. Natasha, dışarıdaki rejim düşmanını çalışma odama almalarını söyle. Olur. Böyle bir hata işlemeyecektin. Seni 5 yıl akıl hastanesinde tutmayı düşünüyorlar. Sonra da buzlu stepler. Bir an gerçekten çıldıracağımı zannettim. Nihayet yıllardır beklediğim fırsat çıktı. Beni gizli bir görevle Angola'ya yolluyorlar. Seni gizlice gideceğim gemiye sokacağım. İstanbul Boğazı'ndan geçerken ana vatana iltica. Sen de mi? Evet. Her an onların zulümle, rüşvetle, hırsızlıkla, sefahatle dolu olan hayatlarına ayak uydurmaya tahammülüm kalmadı. Ölümü bile göze alarak onların işinden kurtuluş örgütümüze... ...halkımıza yaptığın hizmetler hiçbir zaman unutulmayacak. Sağ ol. İtimatlarını kazanıp albay rütbesine erişinceye kadar... ...ne derece aşağılık işlere karıştığımı bilemezsin. Neyse... ...yarın senin hastaneden kaçmanı sağlayacağız. Bu arada annene ve yakınlarına veda etmek fırsatını bulacaksın. Dikkatli ol. Hürriyete 2 adım kala kurşuna dizilmememiz gerek. Allah biz bilen. Allah biz bilen. Açın kapıyı!